Evet, Cemil Aksu. Hoş geldin kardeşim. Bu aletlendir gelenleri ben. Aynen, öpüyorum kardeşim. Öpmeden bırakma. Öpmeden öpmeden bırakmam. En başta. Buranın temel kuralı bu. Gelen bir öpüşüyoruz. Giderken de duruma göre. Memnuniyet olursa öpüşmüyoruz. Evet kardeşim, Cemil Aksu. Bu hafta içerisinde Cemil'le böyle bir programı planladık. Aynen. Ne yapalım dedik? Akşam yapalım dedik. Hafta sonu yapalım dedik. Şimdi biliyorsunuz ekonomik kriz var. İnsanlar evlerinden pek çıkmıyorlar. Eğlencelere pek gidemiyorlar. Şimdi yılbaşı geliyor biliyorsunuz. İnsanlar gene evlerinde. Çok daha güvenli, çok daha güvenli. Aslında doğduğum doğalı belki de evde geçirmişim yılbaşını. Aslında en güzeli de olur yani. Evet, bence öyle. En güzeli ve en güvenlisi o. Biz de hazır böyle yeni yıla yaklaşırken, insanlar da böyle dışarılarda eğlenmeye hasık kalmışken, biraz müzikleri evlere götürelim dedik. Yeter ki sen iste diye bir program oldu. Oydu. Güzel. Bu senin ne kadar üzecek bilmiyorum ama isteklerin hepsine cevap veremeyebiliriz. Yani elimizden geldiğince. Önce seni tanıyorum kardeşim, isteklerden önce. Cemil Aksu kimdir? Müzikle ne zaman tanıştı? Ben öncelikle Cemil'i ne zaman tanıdım onu söyleyeyim. Cemil'i ben bayağı kurgunluyken falan tanıdım. Evet. Kundak'ta tanıdım Cemil'i. Cemil benim elimde büyüdü. Aynen. Öyle diyebiliriz yani. 1987 doğumlu. Ben böyle yıllarda çok büyük bir çocuk değildim ama ben çocuktu, ne bilirim esprisi. Yerinde olur diyebiliriz. Cemil 1987 doğumlu, ondan sonra sende. 1987 doğumluyum. Ağustos ayında doğdum. Sıcak bir yaz. Fatih'te, İstanbul Fatih'te. 4 yaşındayken de Küçükyalı'ya geldik. Ondan sonra müzikle ilgim daha o yaşlarda vardı. Hatta yani buraya ben 4 yaşında geldim ama daha öncesinde o ilk doğduğum evde bile önümde bir org. Evet. Yani hep fotoğrafım var böyle müzikle ilgili bir şeyle. Daha sonra ilkokulda ilk org dersi aldım işte notalar vesaire bunları öğrendim. O harmonika mı bir şey vardı? Yok yok. Ha şey, melodik değil. Yok hani melodika mı? Melodik böyle org gibi çalıyorsun. Ha, evet. Hiç onu kullanmadım yani, çok da sevdiğim bir alet değil açıkçası. Çok kullanış çok yaygındır çünkü. Aynen. O zamanlar biz daha çok flüt. Şu anda da var. Hem melodik hem flüt. Biz Allah'tan flüde denk geldik yani. Sesi biraz... O ilkokulların klasik müzik aletleri değil mi bunlar? Aynen. Aynen. O filmin geçen yan flüt falan olduğunu düşünmüyorum bunlara. Yan flüt zaten bizi zor yüklüyordu. Yan flüt de zor. Ondan sonra yani şarkı da söylerdim. Hatta böyle küçükken kasetler vardı o zamanlar işte. Kasetleri doldururduk. Hatta böyle kağıt tıkardık o boş kasetlere kaydedebilmek için. Hatırlarsın abi sen. Abi hatırlamaz mıyım ya? O kasetler bir de bazen sarardı. Sarardı. Ben bunlar yayında müzisyen, özellikle müzisyen konukların geldiğinde de bahsediyorum. O kasetler sarardı, kalemi sokardık. Aynen öyle. Aynen. Bir kısım zarar gördü falan. Oraya geldiğinde de şarkı böyle şey olurdu. Falan böyle sesler çıkardı. İşte onlara ben kayıtlar yapardım. Teyit vardı bizim böyle bir tane. Orada mikrofon yapardım. Kaydederdim. İşte Zeki Müren'in de söylerdiğim o gündemde pop ne varsa onu o ses mahalleye çekiyordun yani. Aynen öyle. Artık öyle illallah edilmişti yani. Bir de her yer, her gittiğim yerde kesin şarkı söylerim işte. Yani herkesin bir özelliği var dedi. Evet. O şekilde başladı. Daha sonra çok geriden mi aldım abi? Çok yok yok güzel. Ben daha da mı geriye? 86 Ekim'e dönmek istedim ama onun için annemle babamlar... O zaman ben yoktum abi, sorun o. Onları almamız lazım. Şimdi onları katmayalım. Evet. Ama babamda da ses olayı vardır yani, şarkı söylerim. Vallahi bize geldiğinde hiç bu yönünü göstermiyor. Gönlü göstermiyor mu? Göstermiyor. Bir dahakine direkt o yöne doğru gidebilirsiniz. Hemen şarkı okutayım. Ondan sonra bayağı bir eğitim aldım. Bir paylaşalım bu arada. Evet. Senin yayını paylaşmıyoruz. Sen burada anlatıyorsun. Sevdiklerin seni izleyemeyecek. Evet, biraz evet. Şöyle bir sayfa yenilersen kardeşim. Canlı tamam. Yayın. Biraz aşağı geleceksin şimdi. Tamam. İstersen sen bu arada bana ver onu. Sen de şeyini anlatmaya devam et. Tamamdır. Ben sana emanet edeyim. Sen anlat da devam. Ben burada senin kız arkadaşlarına mesaj atmaya başlıyorum. Kız arkadaşlarıma. Tabii kardeşim, ben ayıp atmışken ya, çok tehlikeli olabiliyorum, paylaşıyorum şu anda. Yalan haber bunlar. evet kardeşim. İşte ondan sonra ben yine şarkı söylemeye devam ama öyle bir hani bir şey yaparım
düşüncesiyle değil ama hayalimde hep var. Yani çıkarım, söylerim, böyle insanlar beni zaten her ortamda söylediğim için biliyorlar. Ondan sonra ilk ciddi eğitimi 20 yaşındayken İTÜ'ye gittim. İTÜ'de Batı Müziği, Türk Müziği dersleri aldım. Ondan sonra, onun öncesinde tabii sahne alıyordum. 3-4 senedir böyle kendim işte gitar çalıyorum, sahne alıyorum. Kendi kendime öğrendim aslında. Gitarda çok hani bir hocam vardı ama çok yoğun dersler almadım. İTÜ'ye gittim derken? İTÜ'de Batı Müziği, Türk Müziği kursları vardı. Kurs anlamında. Tabii kurs anlamında. İTÜ'de okumak anlamında değil. Orada bir temel oluştu. Ondan sonra da yani şimdi bir oyunculuk tarafı, işte böyle bir tiyatral tarafım vardı. Bir yandan ses var. İşte ne yapayım, ne edeyim? En uygun, yani hayatım beni en son çıkardığı nokta opera oldu. Opera. Ya şimdi opera, hani hem oyunculuk var içinde, hem zaten şan eğitimi, hem başta. Birden bir duraksadık yani, opera diyorsun. Evet. Yani Türkiye'nin çok alışık olmadığı ve belki de %5'ini falan takip edebileceği bir konseptten bahsediyor. Aslında biraz daha çoğaldı yani. Ne kadar çoğaldı? %6 olur. %1 bile bir çoğalmadır diye düşünüyorum. Ondan sonra operaya girdim. Ya operayı şöyle algılıyorlar insanlar. Yani opera deyince böyle bağırıyorsun işte. İllaki operatif parçalar, ne bileyim. Öyle bir şey değil. Aslında bir ses eğitimi bu en başta. Sesin en iyi eğitildiği bence yani. Ve bu zaten bilinen de bir şey. Alan. En iyi eğitildiği alan. Ondan sonra türkü söylüyorsan türkü söyle. Yani tarz sana kalmış. Alınmış kardeşim. Evet. Opera eğitimi için yani bir konservatuar. Tabii konservatuar eğitimi aldım. Kaç sene abi? 4 yıl aldım üniversite lisans. 2 yılda yüksek lisans yaptım. Toplamda 6 sene harcamış oldum. Yani, opera söyleyenlerin ses tonlarında nasıl bir farklılık olabiliyor? Bunu üniversiteye girerken mi ya da konservatuara girdiğinde mi ayrıldılar? Yoksa sen baştan zaten kendi bunu hissetmiş, baritonik bile diyor. Yani işte bariton, tenor, bas bariton, yani en kalını bas. Sonra arası var, bariton da bas bariton, işte bariton, orta, hani tenora kadar gidiyor, daha da üst sesler var. Ama şöyle, ilk başta tabii az buçuk kendini biliyorsun. Biraz bilgin varsa. Ama oraya gittikten sonra belli bir süre sonra da belli oluyor. Mesela bariton başlıyorsun, tenor bitiyor okul. Var öyle insanlar var. Tenor diye biliyor kendini, halbuki bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi yani? Kötü bir şey değil, doğruyu buluyor işte. Doğru. Yani, sonuçta bilen uzmanlar, iyi hocalar. Ben dahi 10 kişi çeviriyor da bana bir opera söylersen Pavarotti. Pavarotti. Ben başka sanıyorum herhalde söyleyebileceğimiz çok fazla insan yoktur. Ya çünkü çok popüler kültüre hitap etmiyor. Yani biraz onunla alakalı. Bir de Pavarotti var. O söyledi ama biliyorsun. Şey, o söylemiyor. Kanal 6 zamanı yani. İzledim bilmiyorum. Abi İbrahim Tatlıses'i sesi var şive halletmem, çok sevmem ama değişik bir tona sahip olduğu ve güçlü bir sesi olduğunu ve gerçekten tarihsiz bir olay yaşadıktan sonra da bu sanat hayatının erken bitenlerden olduğunu düşünüyorum. Ya Türkiye'de mesela benim çok fazla tanıştığım sanatçı var biliyorsun yani işim gereği. 2-3 tane sanatçı tanımak isterdim. Bunların ikisi tanımadan vefat etti. Biri Barış Manço, biri Kemal Sunal. Bunlar duayenler bence. Şu an İbrahim Tatlıses çok çok isterdim. Şu an yaşayanlardan bir Metin Akpınar var. Şimdi onunla bu söyleşiyi yapmak için çabalayacağım. Metin Hoca bizim okulda hocaydı. Evet tanıyorsan bağlantı varsa hemen bir cepte ama tanımıyorum. Cebi yok. Kayhan Yıldızoğlu hocamı buraya getireceğim. Karşıda oturuyor. Şu an gözleri biraz problemli. Geçmiş olsun. Onunla yayın yapmak isterim. O zaten hani beni kırmaz. Son duayenlerden olduğu için evet. Tabii Ayşen burada şu anda acil şifalar diyor. Sıkıntılı bir dönem geçiriyor herhalde. Bayağı bir sıkıntılı durum. Allah şifalar versin. Amin inşallah. O yüzden kardeşim İbrahim Tatlıses'i çok haz etmem. Çok sevdiğimi söyleyemedim ama o ses ve gırtlak yapısını diyoruz ona. Farklı bir adam. Yani bizdeki doğal. Bunlar, bunlar gelmez. Yani kendinde var. Yani ona bir özel bir şey yapmamış. Evet. Söyleye söyleye, yapa yapa, göre göre. Operaya girdin. Operaya girdim. Evet. Yani opera bölümüne girdim. Yani şey o anlamda değil. Evet. İşte girdik. Ondan sonra hakikaten çıkabildim. Çıktık.
Askerliği yaptın bir kere ya. Askerliği yaptım. Nerede? Daha yeni yaptım. Orada hiç böyle bu hangi bir şarkı söyle çok falan diyen arkadaşların oldu mu? Ben sanmıyorum ki benim gibi insanlar da olur yani yırtarım. Gerçi yırtmak değil yani şarkı söylemek benim için keyif yani. Hadi bir şarkı patlat da bir insanlar ne o duyacak zaman... bizden bu bir saatte. Evet Cemil Aksu sizler için seslendiriyor. Ah gözlerim, gözlerim beni benden alan bir misali kalbime yakan. Ah sözlerim, o sözlerim beni benden çalan. Asla, asla vazgeçemem senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam kimsesiz. Asla, asla vazgeçemem senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam. Bu şarkı Tarkan. Evet. Veya aitti mi Tarkan? İlk çıktığı şarkıydı galiba. Evet. Ya da ilk kavramları galiba. 90'ların başı çok iyi hatırlıyorum. Her zaman söylediğim gibi hiç değiştirmeyeceğim bu fikrimi. İyi ya da kötü anlarlar beni dinler bilmiyorum ama bir o gerçek bir star. Hani halkın içine girmeyen. Evet. Kendini izole etmiş. Ulaşılmayan, bir zar içinde bulunan bir star. Şimdi dediğim gibi star olayı da kalmadı. Herkese çok rahat ulaşıyor. Çok rahat. Yani Instagram'dan yazsa bile ya bir yorum yazıyor. Onun altında bir yorum yazıyor. Enseye tokat çevirir misin sen? Yani. Onun devamı var. Devamlı. Şu an yenilen nokta bu. Enseye tokat oldu herkes. Yani ünlü olmanın bir şeyi kaldı. Seviye kalktı yani. Artık herkes birbirine çok çok fazla saygısız davranabiliyor. Çok fazla laf söyleyebiliyor, çok fazla lavali olabiliyorlar. Eskiden böyle değildi yani. Kesinlikle. Ve şimdi Zeki Müren'e böyle bir şey direkt bir şey söyleyebilme ihtimali var mıydı? Karşısına geçtiğinde bence de İvan Durcan adamı neler söylüyorlar. Kesinlikle. Ben bundan yakın şimdi yakında Ali Koç. Ali Koç'a getireceğim konuyu. Ali Koç başkan oldu. Ali Koç'la ilgili 4-5 ayda taraftar neler söylüyor. Ama karşısına geçtiklerinde Ali Başkan bir fotoğraf çekti biz. Diye bağırıyorlar. Tabii. Yapmayın bunu. Yapmayın. Yani karşısına geçip söyleyemeyeceği şeyleri sanal alemden yazmayın arkadaşlar. Bir de çok çabuk biz bitiriyoruz. Sanal alem yalan alem. Bak bunu herkes bilsin. Yani ben mesela sanal alemde 10 yıldan beri Twitter, Facebook ne varsa işte zıkkı mıkkı her şeyi kullanıyorum. Ama hiçbir zaman tükürdüğümü yalamadım. Ne yazdıysam yazdığım şeyleri de o kişi hakkında çıkıp karşısına söyleyebilecek güçteyim, iradedeyim. Zaten haddimi aşıp hiçbir zaman da bir şeyler yazmadım. O yüzden yapamayacağımız, edemeyeceğimiz şeyleri oradan klavye arkasından yumurta kafa hesaplar yazmasınlar. İsmi var, ismi yok. Zaten öyle yazıyor. Yumurta yani. Hesap gelmiş oradan bana hakaret ediyor. Ya bir adını mı yazmak için delikanlı? Görelim. Bak ben buradayım, ben Serkan Yakın'ım. Beni Google'a yazdın mı ve bir saatte bulursun nereden olduğumu. Ama sen kimsin? O yüzden... Evet, yani... Sanatçılarla da bu anlamda insanlar çok fazla lavali oldular. Ben mesela iki gün önce çok büyük bir değer benim için Müdat Kezen. Çok uzun yıllarda tanışmak istedim ve kısmet oldu. Çünkü orada yaşayan son çınarlardan sağlıklı bir şekilde gördüm. Gittim karşısında, elini sıktım. Kendisine tanışmak istedim söyledim. Çok güzel, nazikçe karşıladı ve ona çok sevdiğim dostu Uğur Dündar'ın selamını getirdim her şeyden önce. Ona da sevildi. Güzel insanlar, onların kuşaklarından sonra bence şu yeni jenerasyonda hani böyle tanışmak istediğimde merak ettiğim kimse kalmadı açıkçası. Niye abi? Çünkü onlar değerliydi. Sanat yapıyorlardı. Son jenerasyon, son Mohikanlardı yani. Evet kardeşim, şimdi ben senden bir şarkı istesem. Evet, mesela? Cemil Aksu. Ne istesin ben? Aşığım, çağır mısın bana ya? Olur abiciğim.
Valla bu şarkıyı da kim abi? Tuğba diye bir arkadaşım var benim. Ona armağan edip dün akşam bir şarkı göndermiş bana. Ben de ona bir şarkı göndereyim. Yani ziyaret. Tuğba bu şarkı sana gelsin. Seninle olamazdı biliyordum. Bile bile yine de seni seviyordum. Yollarımız bir değildi seziyordum. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığım bir yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, geri dönüş olmasa da, aşığım ölüm gibi geliyordu. Ne seninle ne de sensiz oluyordu. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığım yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, sonsuza dek aşık, aşığım yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, sonsuza dek aşık. Instagram'dan da sana selamlar var. Sizi çok beğenmişler. Nilüf abicim sana da selam olsun. Bak abim de izliyor Bülent. Yakın çok teşekkür ederim. Gemi süpersin. Gemi süpersin demiş. İyi yayınlar Sekocan demiş. İsmail kardeşim benim muhasebemi tutuyor. Çok büyük bir mal varlığım olduğu için çok zorlanıyor muhasebemi tutmakta. Büyük bir yer tuttum ona. Öyle ancak tabii işlerini görebiliyor. Apple hani öyle bir depo tutuyor. Tabii özel bir ofis tuttu. Muhasebemi o tutuyor. Holding'i yönetmek kolay değil. Abi nasıl oluyor bu işler? Çok zor oluyor şekerim. Yani şimdi Rato Şambur'u deyip de bunu yani, sana anlatmak isterdim. Riski ya şurada bırakmışsın onu da. Riski burada. Riski bu. Şeyde, Ertem Çelik'in programı izliyor musun? Onlar yayında riski içiyorlar diye bir şey çıkarmışlardı. Sonra bence büyük ihtimal böyle. Ben de bir şeyler ben de tahmin ediyorum. Çayma içiyorum işte. Yudum alır mıyım? Tabii ki de. Afiyet olsun. Demli olmuş. Çok demli olmuş. Evet arkadaşlar istekleri alabiliriz artık. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. İstanbul saatiyle şu an dünyalar tarafından bizi dinliyor olabilirsiniz. Bu yayının bugün veya ileriki günlerde de haftalarda devam etmesini istiyorsanız sizin bize katacağınız renkler, istekler çok önemli. İsteklerinizi alıyoruz. Bak ablamdan da sana mesaj gelmiş. Tebrikler diyor, Cemile diyor. Teşekkür ederim. Cemile mi diyor? Cemil mi diyor? Cemile tebrikler. Tabii o işareti unutmuyorum. Apostrof koymamış o yüzden. Seni kınıyorum abla. Bu arada ablamla Cemil'in annesi sınıf arkadaşı. Yani bizim tanıştığımızda öyle geliyor. Cemil'in annesi de kimya mühendisi. Benim ablam da kimya mühendisi. Senin de annenin babanın ellerinden öpüyorum. Yaşa. Çok farklı ama saygımdan dolayı büyüklerimdir. Onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada sayfamıza var mı bir şeyler, istekler bakıyoruz. Henüz kimse bir istek göndermemiş. Viski içersiniz, rakı içersiniz. Kime ne demiş? Tabi abicim kime ne? Yani bizim şu anda sanal ortamda olduğumuz için herhangi bir sıkıntımız yok. Yarın da ama bunları engelleyebilirler. Zaten sanal alemde sanıyorum yakında profillerde sigaralı, prolu, içkili fotoğraf yayınlanması. Ezelde mi yoksa? Yasa yapmıyorum. Yeni bir yasa çıkıyormuş. Ha Türkiye'de. Tabii Türkiye'de. Ülkemizde.
Yani nerede çıkabilir böyle çağdaş ve güzel bir karar? Doğru diyorsun. Evet, ülkemizde. Bu arada bugün bir vahşet izledim kardeşim. Yani konumuz çok sapmış olacak ama Fas'ta iki tane dağcı kız, bir tanesi Finlandiya'da sanırım, yanlış söylemeyeyim. Bir galiba okudum ben haberi de. Norveçli ve Danimarka'da. Kafalarını maalesef keserek öldürmüşler. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Daha yeni bir papağanı katletti biliyorsun. Bir televizyonlarda yarışan bir adam. Şimdi yıllardır kuş besleyen biri olarak özellikle... Kuş besledim kafeste. Hakikaten yani. Abi çok üzüldüm ya. Yani o papağan o gün, ben saat 20.30'da falan ilk yayıldı Twitter'da. Sinem Umas diye bir kız var benim eski arkadaşım. O paylaştı. İnanılmaz kötü oldum. Gerektiği yerlerde zaten bilgi verildi. Zaten yani normal biri değildi yani. Çok belliydi. Papağan yaşadığını tahmin ediyordum. Ama demek ki o şeylerden kurtulamadı. Çok üzüldüm. Yani şimdi bir papağanın peşine mi bu kadar düştünüz diye yazan bir troller de var. Olay bir papağan değil. Olay zaten papağanla başlıyor. Vahşetin gelinen zirvesini artık gösteriyoruz. Yani kedi, köpek, insan, bunların hepsi canlı. Canlıların hiçbirini ayırmıyorum ben. Ha tamam diyeceksiniz ki danayı yemiyor musun, koyunu yemiyor musun? Evet yiyoruz. Ama papağanı yemiyoruz yani. Şimdi onlar o konuya girersek çok karışık konular. Ama bu hayvanlara eziyetleri artık arkadaşlar çok ciddi cezalar gelmesi lazım. Yoksa bu işler böyle devam edip gider. Hayvanla başlıyor yalnız, insanlar da devam ediyor bu işler. Aynen öyle. Psikopatların geçmişlerine baktığınızda hayvanla başlamış tüm şeyler. Tabii. Cinayetler. Kardeşim şimdi bülbül dedik, kafes dedik. Demin ben yayın öncesinde Boş Çerçeve diye bir şarkının hafif bir provasını yaptım. Valla sana buradan şarkı sözlerine takviye yapabilirim. Tamam dediğim bakalım nasıl olacak. Görebiliyorsun değil mi burayı? Görüyorum abi. Bu Boş Çerçeve'de geçen buraya sevgili Cenk Yüksel arkadaşım geldi. Çıkmak sesle okudu. Çok güzel okudu. O da yeni bir albüm çıkardı. Ona da buradan tekrardan sevgilerimi gönderiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O da güçlü bir sesle sahip. Bakalım sen nasıl yorumlayacaksın? Bırakma ellerimi, bırakma yalnız beni, son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini, son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede, yalnız hatıram kaldı, boş kalan çerçevede. Artık bülbül ötmüyor, gül kokulu pencerede, yalnız hatıram kaldı, boş kalan çerçevede. Kardeşim, şarkının bir yerini bir yerini değiştirdin ama çok güzel oldu ha. Özellikle yoğurt gül dolu pencere değil, gül kokan pencere dedin. Ayrı bir hava kardeşim. Pencere gül koktu, çok güzel oldu ya. Vallahi bak böyle yazılmamış. Ama belki de öyleydi. Belki de bunu gelmiş hızlı bir şey. Ben gerçekten buraya. Çok güzeldi kardeşim. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bu şarkının tabii devamı da var değil mi? Devamı da var. Ben böyle bir giriş yapayım dedim. Önce bir giriş yaptın. Aynen. Bundan sonra bundan devam edelim kardeşim. Müziği ara vermeyin. Tamam. Şimdi demin gene bir şarkı istedim ben senden. Benim gençlik yıllarıma ait bir şarkı. Kasetli zamandan bahsettik ya. Kaseti böyle. Bayağı bir geriye mi gittik? Coşkun Sabah vardı ya. Coşkun Sabah vardı abi. O son yıllarda da odun arkasını kestirdi. Böyle dijital bir odu vardı onun. Ha, biliyor musun onu? Evet. Onu çalardı böyle gitardan daha da ince. Aynen. O sadece bir tesisatla bir yere taktığın zaman mı çalışıyor? Çok güzel bir şarkısı vardı. Şarkılarının çoğu güzeldir. Onun de kardeşi de sanatçıydı Taşkın Sabah.
Aşığım sana. Bir deneyelim. Bir deneyelim abi. Bakalım hiç gidelim. Yani istersen ben sana vereyim hatta bir müzik. Sen bir müzik ver. Gün gece seni düşündürdüm. Hatıralarla avundum durdum. Ben sana bunun nakaratından gireyim. Peki abi. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne biçim aşk, anlamıyorum. Bilerek. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Sarıkamış şehitlerimizin anısına bugün yıl dönümü mü acaba bilmiyorum. Şehitlerimize her zaman rahmetli ve saygı ve sevgiyle anıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Bu ülke adına. Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarına her zaman şükranlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Herhalde bugün böyle bir ufak şeyle yaparız değil mi kapanışta? İzmir'in daha da. Olur, yaparız tabii. Çaldın da abi. Şey çalmak çaldım. Yok, çaldım. Ravan var mı o konuda? Şimdi müzik dışında neler yapıyoruz? Ya da müzikten vakit ayırıyor musunuz hayatına kardeşim? Yani şöyle, şu anki piyasada zaten çok böyle müzik yapabildiğimiz alanlar yok açıkçası. Yani keza operada mesela kadro yok, şey pek sınav açılmıyor, asıl konular bunlar belki bilmiyorum ama hani herkes dışarıda müzik yapma durumunda mecburen. Sokağa çıkalım seninle. Sokak. Sokak müzisyenlerin hasta. Sokak eğlenceli oluyor. Ben yaptım onu da yaptım. Sokak müzisyenlerine hastayım ya. Geçen metroya bindim. Kurmuş ağabeyim orası. Daha kiralanıyor galiba orada. Tabii. Özel bir bölüm. Yemin ediyorum müthişti ya. Durdum orada 5 dakika seyrettim. Kayıt aldım falan. Aslında müzikler orada çıkıyor yani. Güzel müzik. Avrupa'da. Avrupa'yı da çok dolaştım. 15 ülke gezdim. Sokak müzisyenleri mükemmel ya. Şöyle bir şey var, Avrupa'daki yani şimdi bizde de çok gelişti ama sokak müzisyeni dediğin insanlar yani götür albüm kaydı yaptır. Hani o kadar iyi çalan, iyi müzik yapan insanlar da çok. Zaten Avrupa'da bir standları var ya, CD'leri satıyorlar. CD'leri var yani. Ya şey değil öyle yani ya çıktım çalıyorum öyle gibi değil. Hakikaten sağlam insanlar çıkıyor. Bize sokaktan gelen kim var abi? Kore Avcı mı var? Kore Avcı var benim bildiğim. Başka da yani aklıma ama gelen... Kore Avcı çok... Değişik bir adam yani. Biraz yani farklı. Farklı. Yani duygularıyla çok yaşayan biri anladığım kadarıyla çok takip etmiyorum ama yani seni gibi söylüyor, içinden geldiği gibi söylüyor. Ders mi veriyorsun ya? Şöyle özel dersler veriyorum. Hı hı. Nerede? Daha çok evimde ya da insanlar kim isterse onun evine gidiyorum o şekilde. Ama bir yerimiz yok. Yani ya vardı nasıl, daha doğrusu. Seni nasıl buluyor insanlar? Şimdi benim burada izleyenler ya ben şöyle yapalım. Çok beğendim bu hocayı. Çocuğumun ders almasını istiyorum. Profilim Facebook profilinde. Cemil Aksu. Cemil Aksu şeklinde aratırlarsa bulabilirler. Instagram'da istersen... Cemil. Yani Cemil Aksu deyince çıkıyor. CML Aksu diye. O şekilde bulabilirler. Yani şu anda belli bir yerimiz yok. Daha önce vardı. Tabii şu anda... Ne dersleri veriyor? Şan dersi, ses eğitimi. Gitar, piyano. Gitar ve piyano. Üflemeli eğitim verdim. Keman. Her şeye girmiyoruz zaten. Keman. Şey gibi oluyor abi bu. Hani çok işlevli makine oluyor ya, çabuk bozuluyor. O yüzden bir şeyle uzmanlaştık, orada yani. Devam ediyoruz. Yani ne iş olsa yaparım. Keman, olayın öpücü geldi. Olayın öpücü geldi. Ya şöyle arabaya çıkalım. Tamam. Ayağınıza kadar. Keman dersi veriyoruz. Yok, keman vermiyoruz. Gitar mı? Yani ses eğitimi, gitar ve piyano. İstiyorsan vereyim abi. Çok istersen veririm abi. Kemana başlıyorum artık.
Valla gülüyor beni. Gün en güzeli, gülmek güzeldir. İstiyorsan reklama girelim abi. Arkadaşlar, bakın doğa, doğa. Canlı yayın böyle devam ediyor. Bizde kesin yok. Adam güldürdü beni ya. Güldürdü beni. Ne çalacağız kardeşim? Ne çalalım, ne çalalım. Abi, şöyle yapalım. Anlamazsın yapalım mı? Olur kardeşim. Kim söylemiş abi? Anlamaz değil. Ayten. Ayten Altman'ın. Altman değil mi? Onun saygı. Güzel bir şarkısıdır. Sevinirken bilmedin mi? Ben ağlarken gülmedin mi? Bağımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen o acı veren kalpsiz erden olamazsın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat düşsün sana. Günahın boyunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkamda. Eskilerden gene gidiyoruz. Hep eskilere gidiyoruz çünkü yerlerden bahsedebileceğim çok fazla bir sanatçı yok. Takip etmiyorum yani. Bazen açıyorum böyle müzik kanalları falan, klipler görüyorum. Başım dönüyor değil mi? Hiçbirini tanımıyorum abi. Hiçbirini çok tanımıyorum. Var çünkü. Şüküfe, Ayşe, Mehmet, Ali, Osman geçiyor isimler. Ama ben müziği şeyde bıraktım yani. Erkin Koray, Barış Manço, Cem Karaca, İdip Akbayram, Cengiz Kurtoğlu. Ben severim Cengiz abi. Cengiz abi. Cengiz abi diyorum. Hani sanki tanımıyorum ama tanışma fırsatım olabilir yani. İnsanın abi diyesi abi, geliyor. Şey, yani, yani o dalda müzik yapan adamlar içinde benim sevdiğim bir karakter Cengiz Kurtoğlu. Selam Şahin, Keza, Selam Şahin. Ümit Besler. Zaten onlar 3-4 kişi. Ferdi Özbeğen, rahmetli, Ferdi Özbeğen rahmetli olduğu evet, evet, evet. Şarkısı efsane. Arif Susam olabilir. Arif Susam, evet Keza öyle. Şimdi o aslında ama tam arabesk de değil. Onlar fantezi gibi. Tabii, Tavern Night gibi. Daha çok öyle diyorlardı. Şey vardı bir de, Neşet Alp. Ha, Neşet Alp var tabii. Evet. Rıza Süralpa da vardı. Burnunda pilav geçen adam diye. Biliyor musun? Ya onu bilmiyorum. Ha, çok onu bir ara gitti. Burnuyla. Tam, burnuyla öyle bir. Öyle bir adamdı. Öyle tanınmıştı. Tabii o kuşaklardan sonra hani Barış Manço'dur benim. Olmazsa olmazım. Yani her şarkısını bana ayrı şey kattığı, kültürel anlamda da ülkeyi çok fazla zirveye taşıyan kesinlikle bir adamdı. Ya sadece hani, şarkı söylemek vesaire. Mesela de şimdi biraz eskilere gitsek hani mutlaka onlardan da bir şeyler çalıyorsundur. Rıza Malkoç, bravo Serkan'ım demiş. Ataşehir'den selam sevgi Rıza abicim, bizden de size selam. Evinize bizi konuk ediyorsunuz, teşekkürler. Ben Barış abiden ne çalarsınız? Ne olabilir? Gülpem de olabilir belki. Mesela hani gibi gibi bilir misin? Çaldım daha önce. Yani Barış Berman dinlemiyor. Yani çalmadım aslında. Çalmadım ama bildiğimiz yoldan. Bildiğimiz yoldan. Aynen. Zaten dağlar dağlar. İşte dağlar dağlar. Gülpem ve bunlar fix. Dağlar dağlar yapalım ya. Tamam.
Tamam, o zaman ben bir görebilirsem yine... Gülpen Bey, sen Gülpen Bey'in önüne var mı? Yine açalım, tamam. Biz ne olur ne olur. Daha saygısızlık olmasın. Tamam kardeşim, bir saniye. Bu arada ben reji olarak, rejil olmamak için... Dağlar, dağlar, dağlar. Gülpen Bey mi dağlar dağlar? Dağlar dağlar olsun tamam. Ya. Yani o, ben de yeri ayrı olanlardan bir tanesi. Sonra senin bir yorgun yıllarım diye bir şey de bir mavi çıplattın. Evet. Ellerinde sen çaldıkça benim aklıma şarkılar gelmeye başladı. Sapıttın. Zaten öyle oluyor. Yani sorsan hatırlayamazsın ama. Mesela Erkin Koray Çöpçüler geldi. Bir Edip Akbayram Altınıma Gönül. Benim için burada böyle biliyorsun yakın bir zamanda benim çok önemli bir süreçte çok özel bir şarkıydı o. Aldırma şurama gönül. Böyle temas eden bir şarkıdır. Onu da niye bilmiyorum insanlar ya. Açabilir miyim? Aynen. Açayım ben kardeşim, açayım. Ben bu konularda abi, hata yapmak sevindim. Tabii ki kardeşim. Yoksa hani başka zaman ezberi tabii söyleyeceğim. Tabii ki. Bakın arkadaşlar, ben burada kamera önü, kamera arkası, her işi yapıyorum. İşte. Başın öne eğil misin? Aldırma gönül, aldırma. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Ağladım duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma.
kalkınca şah, bir sitem yollarlar. Görecek güller var daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Vay kardeşim benim, yüreğine sağlık, yüreğe dokundun. Teşekkür ederim. Yüreğe dokundun, bu şarkı özel bir şarkı, bu şarkının yazılımı sebebi var. Tüm hissedenlerine gitsin bu şarkı. Bu şarkının içinde kesilen yerler de var. Tabii. Gökyüzüne baktım, gördüm denizi diye bir kısım var, biliyor musun? Onu bilmiyorum. O kısmı kesildi. Senden duyuyorum şimdi. Evet. Oyunun Hüseyin Ay diye bir arkadaşın seslendirdiği adımı öğrendiğimde bir ara orada kesilmiş, santrale girmiş kısmında duyabilirsin. Sinop cezaevinde yazı var, evet. Bir şarkı. Ondan sonra kardeşim müzikle ilgili bundan sonra yapacağın neler var? Beste falan yapıyor musun? Bestem var. Aslında çok besteci değilim. Hı-hı. Ama çıktığı zaman da çıkıyor tabii. Mesela şu anda çal desem çalabileceğim bir tane beste vardır. Hı-hı. Hani ben daha çok söyleme tarafındayım, yani yorum tarafındayım. Ama beste derken söz yazarlığı. Yazıp bestelemek. Ha, yazıyorum. Yani yazıyorum. İşte müzikler çıkıyor vesaire ama hani bunu tam yani içime sindirip de bak çok güzel bir şarkı oldu dediğim çok nadir. Çok nadir. Söz yazarlığı ayrı bir meziyet o. Kesinlikle var. O başka bir şey. Yani benim bir arkadaşım vardı mesela. Adamı durduramıyorsun. Her gün bir şey yazıyor. Her gün bir beste yapıyor. Yani o bir istek meselesi. Beni de durduramazsın. Ben ses açarım, şarkı söylerim. Bir yer bulur mu yani mesela? Hani bu bir aşk. Ya, tabii şimdi insanın müzisyenleri zaman müzikle ilgili her şeyi yapabilecek kapasite sahip olduğunu yani, yapmasını beklemeyeceksin. Yani sen arabanın motoru arızalandığında kaportajı götürdüğünde ne yapıyor? Yapamıyor. O da otomobil tabirisi o da ama şeyleri ayrı. Tıp gibi düşün aslında. Yani bir herkesin bir branşı var. Tabii, branş. Söz yazmak. Mesela benim tanıştığım Twitter'dan sohbet ettiğim bir Şehrazat. Efsaneden bir tanesi. Söz yazar. 13. Tabii. Besteci. Çok iyi besteci. Çok başarılı. Bu ayrı bir şey tabii. Yani bestecilik, söz yazmak. Söz yazmak için de hani insanlar affedersin tuvalette bile bazen herhalde oturup bir şeyler yazıp şeyler çıkarabiliyorlar. O bir yetenek yani. Bir de şey değil yani sadece mesela yetenekten çok ilgi alanıyla da alakalı. Yani mesela çok iyi, belki iyi yapıyor. Ama hani daha çok bu alanda daha kendini buluyor. Hani öyle enerjisini ona harcıyor gibi öyle düşünürsek hani. Ben bir dönem radyo programı da yaptım. O dönemde işte radyo programlarını her zaman DJ olarak bilirler, biliyorsun. Evet. Aslında radyo programcısı DJ değildir. DJ her aleti kullanabilen setup'ı olan Tonmeister. DJ odur yani. Radyo programı sadece mikrofonu açıyor abicim. Telefonla bağlantıda konuşuyor. Müziğin Tonmeister veriyor, reklamı giriyor falan. Onun için DJ yanlış ülkede bir tane benim bildiğim DJ radyocu var. Hakan Gündüz o da. Hem kendi sesini ayarlayıp. 60'lı yaşları yaklaşan. Duayenleri. Bu arada Nilüfer arkadaşımız ilk isteğimizi göndermiş. Sigaramın dumanını. Zaten senin planlamalarında açayım mı söylediğimi? Olur. İyi açalım. Hemen açalım. Sigara sağlığa zararlı bu arada. Kullanmıyoruz. Sağlığa zararlı. Genelde nargile içiyorum ben. Sigara zararlı olduğu için. Hiçbir şey valla. En güzeli. Sigaramın... bu arada kardeşim, sigaranın dumanı hangi nadir Göktürk abimin ekibi bu şarkıyı söylüyor. Bak Ezgi'nin Gülgü. Ezgi'nin Gülgü'nün de Eylem Atmaca vardı bu şarkıyı. İlk bize insanlara tanıtan, seslendiren. Evet. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hala görüşüyoruz onu. Şu anda bildiğim kadarıyla müziğe biraz ara verdi. Evlerinde çoluk çocuk sahibi oldu. Evet, Cemil Aksu söylüyor. Sigaramın dumanı. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın
yokluğuna yol yol olsa uzansa unutmam seni. Yokluğuna yol yol olsa uzansa unutmam seni. Gitme gitme gittiğin yollarda dönmez geri. Gitme gitme ne olursun sevdiğim, incitir beni. Akşam vakti dolaştım sokaklarda, seni gördüm duvarda. Akşam vakti dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm duvarda. Saklasam seni, sigaranın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Teşekkür ederim. Nilüfer de sana selamlarını yorulalım. Teşekkür ediyor. Beste'de kalmıştık. Beste iyi kızdır ya. Beste ya iyi iyi. Evet. Görüşürüz Beste'de. Yok görüşmüyorum ama. Bana yamuk yaptı ya. Ne yaptı? Yamuk yaptı abi. Yamuk. Şöyle yamuk bir kere abi. Vay be muhabbet. Evet. Özel hayat da siliyor. Nerede buluşum var mı? Özel hayatı yok. Ben paparazzi mi dedik abi? Böyle dememiştik. Böyle olur ya. Özel hayata girmeyeceğiz. Böyle, evet böyle konuşmamıştık. Şimdi perdeye geliyor. Cebim yıllardır. Öğretmeni çağırıyor. Bizi de kendim yapıyormuş. Aynen. O kadar mutsuz yani. Cebil bir özel hayatı yok efendim. Özel hayatı. Aynen özel hayatı. Ama genel bir hayatı var. İş, ev, ev, iş. İş, ev, ev, iş. Öyle bir şarkı yapmayı düşünüyorum. Çok iyi var ya. Aynen. Benim de özel hayatım yok arkadaşlar. Ama bir isterseniz, isterseniz aynı da olabilir yani birileriyle değil mi? İyi ya. Tarihlerinizi. Tarihlerimizi açıyoruz. Evet. Telefon numaranızı veriyorum. Cemil'cim şakanı yana beste yapmıyorum dedin. Söz pek yazmıyorum dedin. Ya yazıyorum ama. Aranjörlük nedir? Bana onu biraz anlatır mısın ya? Şimdi aranjörlük nedir? Ya bir parça gelir. Atıyorum bir beste yaptım. Götürürsün bunu. Düzenlemesini yapar. Hı, düzenleme. Düzenleme. Yani işte buraya keman koyalım. İşte şurada bir şey olsun. İşte bunları bir harmanlayalım. Hani bu bir şey gibi değil mi? Hani bir çiçek alırsın, aranjman yaptınız. Gibi. Aynen öyle. Değil mi? Güller, buketler, nasıl sana yalan. Daha güzel geliyor? Nasıl ama konular nasıl yaklaşıyor biliyor musun? Abi çok iyisin ya. Çok teşekkür ederim. Öpüş bir yer değil mi? Abi? Yok. Zaten fark etsen mesafe koyayım. Evet. Aranjman. Çiçek aranjmanı. Aynı mantık aranjmanı. Yani işte biraz ondan koyayım, biraz ondan işte en güzel nasıl satarım. Ama zaten şimdi yeni şarkılarda ben nota falan hiç kulağıma gelmiyor yani. Tamam. Tabii. Ya sesi duyulmuyor. Söyleyenin sesi bile aşağıda. Şimdi yani. Sana bir müzisyen abimizden bahsedeceğim. Biliyorsunuz büyük ihtimalle. Hasan Cihat Örter abimiz. Bilmez miyim? Konuğum oldu. Aslında buradan selamlarımızı gönderiyorum. Çok kızıyor ediyor kendisi. Bazen sinirleniyor. Genelde evet. Dinlemeyenlere, onu takip etmeyenlere, değer vermeyenlere ama kendisi gerçekten değerli bir sanatçı, usta bir duayen bir abimiz. O geçen gün benim konuğum oldu. Kırmadı beni. Geldi buraya. Onu da konuştuk yani şimdi yeni şarkılar diyor. Haklı orada. Cistikatak tak, cistikatak tak, cistikatak tak. Lan başka hiçbir şey yok diyor. Şimdi eski şarkılara bakıyorsun. Biz de Kimran şarkılarını dedi ama şey tamamen o alıyorsun ezgiyi. Tabii. Çıkıyorsun yani böyle. Ve kulağında bir melodik alıyor. Yani böyle bir hiç unutamadığım bir melodik. Yani sevemez kimse seni. Şimdi geçen senenin hit şarkısını sorsam hatırlamasın.
Yok abi, sen çok aboneyim, aboneyi hatırlıyorum. Abi sen bayağı iyi. Abi ki Aleyna Tilki'yi mi hatırlayayım abi? Kitcan nasıl oldu abi? Sen canlı dinledin mi Aleyna Tilki'yi? Adiyeleri mi hatırlayayım? Yani Demet Ekran'ı mı hatırlayayım? Yani lütfen kusura bakmasınlar. Bir şey var yalnız, birinde kötü dedik, şeyin daha kötü beni geliyor. Farkında mısın? Yok abi, ben dedim ki gerçekten o kadar 90'ların başına gittim de ben Yaşar falan da sanırım Ege. Yaşar. 90'lar çok güzel. Onlar bir şey yaptılar. 90'lardan sonra müzik bitti. 90'lardan sonra televizyon bitti. Şöyle 2000'i biraz geçti. Ondan sonra bitti. Evet, yani dediğim gibi. Sen 80-50 kuşağı. 87. Sen de şanssız bir dönem çocuğusun aslında. Biz en şanssızlardık. Her şeyin doğal halini gördük. Yedik, içtik. Sokağı gördük. Şimdi çocuklar önünde sadece işte iPad'ler. Allah'tan ben de sokağı da atıyorum. Teknolojiyi de tam ortada gördüm yani. O sanal bebek dönemini gördüm. Gördüm. Aynen. Besliyorsun, ölüyor falan. Allah rahmet eylesin. Ağlıyorsun da ölüyor diye. Biz şeyi söyledik mi ya, Selamet Sizin Seviye'yi? Yok, söylemedik. Söyler miyiz? Ya da şimdi uzaklardasın. Biz Ekim Gören'i anladık. Şimdi uzaklardasın. Yorgun yılları kapattıklar diye arkadan futbolu gibi. Şimdi uzaklardasın, açayım mı biliyor musun? Hatırlarım. Şimdi uzaklardasın. Gönül icranla doldu. Şimdi uzaklardasın. Gönül icranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.
can Gonca, gül olmadan kırıldı. Seninle sevim bu yorgun yılları. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan Gonca, gül olmadan kırıldı. Seninle sevim bu yorgun yıllarım. Bak, Enis Teler, Kuzey Evin Eşi'nden mesaj var. Seko diyor, arkadaşları alıp yılbaşı için Bodrum'a gelin diyor. Kesinlikle orada gidiyorum. Restoranı var orada. Öyle mi? Lezzet istasyonu var. Bizi oraya davet ediyor. Bir değerlendirin. Teşekkür ederiz. Abi, çok teşekkürler, bu davetini değerlendireceğiz. Şartları konuşacağız abi. Demir kardeşimiz Bodrum'a doğru döneriz yani. Yaşayabilir miyim? Güzel bir yer. Güzel yani. Yılbaşında yaşanır. Yılbaşında. Yaşayabilirim ama bir ay falan. Sel felaket falan oldu Bodrum'da. Evet. Geçmiş kendi olsun yani. Lazım. Kardeşim bir saati de girdik. Bu ilk hafta bir saatte çok zorlamıyorum kendimizi. Sen de zorlamıyorsun. Tamam. Yani nasıl yoruldum, yorulmuş olabilir. Sana da burada bak eşeklik ettim. Bu bile almamışım. Estağfurullah. Sana bir evet. Şey ikram etmem lazım en sonrasında. Eğer sen de müsaade olursan bunu böyle periyodik olarak yaparız. Günleri belirleriz. Cumartesi, pazar, hafta arası. Gündüz çok iyi olmaz. Erdi galiba ama. Gece. Problem oldu ya. Evet. Instagram'ın herhalde bir saatlik süresi var. Ha öyle bir şey var. Herhalde bir saatte kestiğine göre kota koyuyor bize. Canı sağ ol. Tam da bitirdik Allah'tan. Haftaya belli bir günde tekrardan buradan sonra gelecek taleplerine göre ama biz böyle özellikle ben bir şey yorulmuyorum da Cemil yorulacaksa sizden gelecek güzel sözlerle, isteklerle devam ederiz. Yoksa böyle kendi söyle kendi düşün. Biz yayını da kapatırız. Biz burada zaten biz yayınlarız. Biz ikimiz yaparız yayınımızı. Ama sizden bir şey gelecek. İstekler gelecek. Bugün böyle bir şey göremedim. Arkadaşlar. Bak bir Nilüfer'in isteği geldi. O kadar. Allah'tan ki liste var elimde. Ben istiyorum. O zaman Nilüfer'den Nilüfer'den. Abi ya final diyorsun. Erkin Koray'dan ya da Kayağan'dan bir şarkıyla bitirelim. Kayağan'dan mı istiyorsun abi? Yani olur. Severim Kayağan'ı. Şey olabilir. Hareketli bitirelim dersen çöpçüler falan da olabilir. Asırlardır yalnızım. Aman Allah'ım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeyle mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Üzdüm tünellerinde. Soldum kederlerimde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versin beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Zavallı yüreğimde tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar.
Kardeşim bak, Bodrum teklifinde ciddiler. Eşi de yazıyor, abla da yazıyor. Değerlendirelim. Bodrum teklifiniz ciddiyse bana bir yazın. Ben menajer olarak konuyu değerlendireyim. Serkan abi. Alırım yüzdemi. Sıkıntı yok. Kardeşim tabii sen değerli, güzel işler yapıyorsun. Gerçekten ses motifi mi diyeyim ona? Ses tonu mu? Nasıl adlandırıyorsun? Tını. Ses tınısı. Ses tını çok güzel. Tabii opera konusunda aldığın eğitim, diğer şan derslerine göre ya da şan eğitimine göre daha farklı bir olay. Bunun da şeyini kullanıyorsun sen. Tabii. Her şarkıya katabiliyorsun. Sen yayın başında bir türkü de söylüyorsun falan demiştin. Öyle bir şey hatırladım ben ama. Bir sürü türkü oldu mesela? Etek Sarı olabilir mesela. Aman Allah. Var. O zaman Etek Sarı'yla falan yapalım. Tamam. O zaman. Bundan sonra veda konuşması yapacağız. Öyle mi? Tabii yaparız. Tamam. Veda konuşması. Sen Etek Sarı'dan bağlayacağın türkü var mı? Yok. Yani şu anda bugün biraz dediğim gibi doğaçlama oldu. Doğaçlama oldu. Daha en güzel. Doğaçlama evet. Her zaman iyidir. Daha. Doğaçlama. Akışına gidiyor. Su akar yoluna olur. Ha, aynen öyle abi. Bakalım Etek Sarı nasıl oluyor? Etek sarı, sen etekten sarsan, nere sarsan. Etek sarı, sen etekten sarsan, nere sarsan. Kurban olan Beydağlı karsan, karsan. Kurban olan Beydağlı karsan, karsan. Vay, sordum sual ettim, kimin yâri sen, nere yâri sen. Sordum sual ettim, kimin yâri sen, nere yâri sen. Ben sormadan bu gibi dökeyim, ben sormadan dolu gibi dökeyim. Vay, deli gönlüm çirkine bel bağlama, lene bağlama. Soyka gönlüm çirkine bel bağlama, lene bağlama. Sevdiğin yar Malatya'ya değmedi, değmedi. Sevdiğin yar Arguvan'a değmedi, değmedi. Vay. Bir gönlek diktirdim, kolu düğmeli, lere düğmeli. Bir gönlek diktirdim, kolu düğmeli. Herkes kaderine boyun eğmeli, eğmeli. Herkes kaderine boyun eğmeli, eğmeli. Vay. Kardeşim, bak şimdi Bodrum'dan canlı teklif geliyor. Şu an yayınımıza bağlanmak istedi biz. Sedat abi. Tamam. Bakalım canlı yayında Bodrum'dan nasıl bir teklif gelecek? İlk şey. Evet, canlı yayında Sedat Bey'i canlı yayına alıyoruz. Bakalım ya, Bodrum'dan. Arkadaşı kutluyorum. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Abi iyi akşamlar. Nasılsın? Bodrum'dasın. Sağ olun. Sen iyi misin? Çok iyiyiz vallahi abi. İyi, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Arkadaşa da selamlar. Kutluyorum. Yılbaşı için Şişko'ya bekliyorum. Tamamdır abi. Kesinlikle oradayız o zaman. Şişko'dan. Şey yapalım. Şişko'dan teklif var abi. Abi Cemil'le seni irtibatlandırırım ben. Biliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Cemil'le seni irtibatlandırırım. Teklifin aynen, ciddiyse eğer şaka değilse değerlendirirsiniz. Gelir Cemil. Tamam tamam, mutlaka bekliyorum. Tamam. Tamam. Bodrum'a çok selam. Öpüyoruz seni. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sırat abimiz de Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi benim gibi. Ben de yeni üyelerim o eskilerden. Kendisi petrol camiasında istasyonu var. Bodrum'da, İstanbul'da yaşıyor, gidip geliyor. Beni de çok fazla davet ediyor, gidemedim.
İnşallah gideriz onun ziyarete. Evet, görüyorsunuz canlı yayında teklif alan program. Evet. Ekoloji TV. Yeter ki sen iste, Nilüfer istedi, biz çaldık. Hayır, sadece Nilüfer istedi. Bu arada Malatya'nın yöresi çaldı. Bu araya dedim, sıkıştı diyeyim memleketin. Gemil'de anne ve babadan Malatya'da. Pötürge. Yok. Kale. Çok bilinmeyebilir ama. Malatyalılar esas. Bana bir kilo kayısı getirmemiş adamdır. Ama Malatya'da. Kardeşim değil mi? Bugün geldim hani gerçekten iyi ki bu teklifi yapmışsın abi, bir yayın yapalım dedim. Çok iyi oldu. Yani aslında senin gibi değerli müzisyenlere benim programlarımda yer vermem lazım. Bizim programlarımız tamamen tanınmış işlere ait olmamalı. Ama sen tabii ki farklısın. Hani benim kardeşimsin her şeyden önce. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben senin her anlamda yapacağım her işte yanında olmaya hazırım. Teşekkür ederim. Sen zaten bu müziğinle ömür boyu aç kalmazsın. Merak etme. Her zaman güzel işler yaparsın. Haftaya da büyük ihtimalle yeni tanıştığım bir konuğumu alacağım. Ömür Göksel. O da eski müzisyenlerden. Burada konuşuyoruz. Yeni öğrendim. Yakın bir Tokat'ta oturuyor. Geçen Müdat Gezer'in oyununu izlediğim gece tanıştık. Kızını tanıyorum ben. O kızı olduğunu bilmiyordum. Meğerse kızıymış. Kendisi de yurt dışındaymış. Müziği tam sevdiğim müzik tarzı şeyleri. Evet, Ömür Göksel'i çağıracağım. O gün senden de bahsedeceğim. Yaptığımız yayında izleteceğim ona. Çok ilginç bir şey var. Galiba ben Kalamış'ta bir mekanda çıkıyordum. Oraya gelip beni dinlediğini sanki hatırlıyorum. Olabilir kardeşim. Yani hatırlatırım. Geliyorsa oraya büyük ihtimalle. İsim verelim. Hatırlıyor musun? Hoş diye bir mekan. Biliyorsun, reklam şeyimiz yok. Her türlü isim verebiliyoruz. İsim verebiliyoruz. İsim verebiliyoruz. İsim verebiliyoruz. Sansür yok. Poş mu? Poş diye bir mekan. Şeyde, İçin poş muydu? İçinde yok, ben varım. Dolduruyorum. İsimler yaparım arada. Olsun abi, alıştık mı? Alışacaksın kardeşim. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Bunu az sonra yapalım mı? Nokta nokta. Reklamlardan sonra mı? Yok, bir dahaki programda. Bu program bitmez ya. Ben böyle devam ettikçe gider sabah. Zamaha kadar. Hani telefonu kapatamazsın ya, onun gibi oldu değil mi? Abi aşk, lisele aşıklarda olur. Böyle bazen yatsının üstüne koyarsın. Evet. Nefesini falan uyursun böyle. Sonra radyasyondan bir. Uyurum ben falan böyle sabah sabah. Diyaloglar var. Ben de telefonla konuşmadan nefret ederim. Yani. İnsanın gelişme çağı. Abi ne gelişmesi ya? Bu maymunlar da diyor böyle bir yanlışı göre göre. Abi bir ara bir baz istasyonunda bir sinyal, mahallede bir sinyal hiç kesilmiyor falan. Bir araştırıyorlar. Bir polis memuru sevgilisinin sabah kadar telefon açıklıyormuş. Onlara bedava aktarmışlardı ya polis kardeşleri bize. Orada açıyor bir nefes dinliyor. Uyurken Allah Allah. Ya böyle rahatsız insanlar var. Alışmak sevmekten daha böyle güzel şarkı değil mi? Çok güzel şarkı. Selam Şahin zaten o yani alanda benim... Çalabiliyor musun onu? Çalarım ama şimdi değil mi? Bir dahakine bunu çok güzel bir şekilde sana... Bir dahakine programımızı Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor adlı parçayla açacağız. Aynen, altyapı olacak yani. Seneye mi olur artık bilmiyorum. Nasıl seneye? 2019'a giriyoruz zaten. Önümüzde bir cumartesimiz kaldı. Kapatmadan gidiyorum diyormuş. Abi evet, seneye buradayız. Sene buradayız. Hatta belki kalmaya da bilebiliriz. Eğer istersen. Ne diyorsun bilmiyorum ama. Ya hiç fark etmez. Ben cumartesileri sana ayırabilirim. Yani bütün tamam. Kız arkadaşlarım tekliflerini reddedip cumartesimi sana ayırabilirim. Ama çok fedakarlığı istiyorum. Bu fedakarlığı yapıyorum. Yani ha, sen şey diyorsun, onu da böyle çağır. Beraber yayın yapalım. Aa ne kadar. Olur mu? Şakacı çocuk için. Evet arkadaşlar, suçlisan ettiysek affola. Cemil Aksu, genç bir kardeşimiz, genç bir yetenek, alaylı değil, mektepli bir yetenek, eğitimini almış, babalar gibi diploma sahibi, müzisyen ve kendi mesleğinde de adım adım ilerliyor. Gerek dersler veriyor, gerek sahnelere çıkıyor, beste yazmıyor, beste yapmıyor, söz yazmıyor. Uzun yıllardır ben çıkıyorum tabii ama. Müzisyen. Ama müzisyen. Evet. İyi bir meslek seçmişsin. Güzel bir meslek seçmişsin. Müzik, tiyatro bu ülkenin karanlık günlerine aydınlık olacak şeylerdir. Aynen öyle. İyi yönde yaparsan. Aynen öyle. Tabii bu dediğin gibi Aleyna Tilki gibi yaparsan değil ama. Değil abi. Bunlar müzisyen olarak görmüyor ki onları. Şimdi şöyle bir... Ama showman.
Bir şey söyleyeceğim. Mesela yurt dışında var hakikaten iyi böyle. Çok popüler. Ama hakikaten canlı da söylüyorlar mesela. Hiç, yani bunu tespit etmişsindir. Şimdi bu insanlara bakıyorum, bizdekiler onu da söyleyemiyor. Yani canlıda da hani ben albüm kaydı gibi söylüyorlar. Hani yıldız olmuş insanlar hakikaten böyle oluyor. Bence kesinlikle ben müzisyenim diyen bir insan bir müzisyen enstrüman yani. Çalabilmeli abi. Bir enstrüman çalabilmeli. Tabii. Tek başına kaldığında müzik yapabilmeli ya. Sen şu an gitarınla nereye gitsen müziğini yaparsın kardeşim. Aynen öyle. Piyano başına geçebiliyoruz anladığım kadarıyla. Aynen. Üflemeli. Üflemeli yok. Abi, karşıyız. Başlayacağım. Senin için başlayacağım. Planlamak istemişim. Evet arkadaşlar. Neyse bu sohbet. Teşekkürler ablam benim. Öpüyorum hepinizi. Efendim, Psikoloji TV Yeter Ki Sen İste ilk programıyla karşınızdaydı. Bugün 22 Aralık 2018. Saatlerimiz 21.47 gösteriyor. İstanbul saatiyle bu yayını bundan sonra ömür boyu izleyebileceksiniz. YouTube'da, Facebook'ta ve benim bilgisayar arşivimde bulunuyor. İsteyen de gelip burada izleyebilirler. görüşmek üzere efendim. Bundan sonraki konuğum kim olacak ben de bilmiyorum. Sürpriz ama Cemil Aksu'yla büyük ihtimalle 29 Aralık'ta yine burada olabiliriz. Yılbaşından 2 gün önce bir parti havasında. O zaman daha eğlenceli. Ama siyasi değil, eğlence partisi. Aynen böyle duygusallıktan daha şöyle. Sen başta neyle başlatmıştın programımızı? Yine öyle kapatalım. Başta? Müziğimiz. Mehmetciğim sana da selamlar. Teşekkürler. Volkan sana da mutlu yıllar diliyoruz şimdiden. Bu hangi şarkıydı? Selvi Boyun Bağlıyorsun. Türkan Şoray. Karnının önüne geçiyor. Aynen. Katerina var. Aldırma gönül. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.